Laparoskopik ameliyatlar bizim kadının karnına kamera ile girdiğimiz ve gene e, kullanacağımız aletleri girdiğimiz bir yöntem olduğu için aslında açık ameliyatlardan risk olarak tek farkı batına giriş yani karına giriş noktasında olur çünkü görmediğimiz sadece dışını gördüğümüz içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir e, kutuya bir delik açtığımızı düşünelim e, bu kutunun iç kısmında ne olduğunu bilmiyoruz yani bunu karın olarak düşündüğümüzde de İçeride, altta karın duvarına yapışmış bağırsaklar olabilir ee, ve yapışık olmasa bile giriş esnasında gene bağırsak yaralanmaları, damar yara, büyük damar yaralanmaları mümkündür. Dolayısıyla e, burada en önemli dikkat edilmesi gereken konu e, batına giriştir. Yani o ilk giriş esnasında e, yaşayabileceğimiz problemlerdir. Zaten batına girdikten sonra e, hemen hemen tamamlayamayacağımız ameliyat yoktur diyebilirim. Çok nadiren teknik sebeplerle ameliyatları tamamlayamayıp açığa dönmemiz gerekebiliyor. Ama en büyük risk burada. Onun dışında hastaya verdiğimiz pozisyonla ilgili bazı riskler olabilir. Laparoskopiye özel hastayı ameliyata başladıktan sonra alt kısımda çalıştığımız, kadının pelvisinde çalıştığımız için ve buraya bağırsakların gelmemesi için kadını biz baş aşağı, poposu yukarıya gelecek şekilde bir pozisyon verip ameliyatımıza o şekilde devam ediyoruz. Eğer çok uzun süre bu ameliyata böyle devam ederseniz bacaklara gidecek olan kan azalabilir ve ameliyat sonrasında ciddi problemlere yol açabilir. Bacaklara özel pozisyon verdiğimiz için de gene buralarda pıhtılaşma ve bu pıhtının akciğere atması gibi farklı komplikasyonlara yani açık ameliyatlarda gördüğümüzden daha yüksek oranda bu tarz komplikasyonlara komplikasyonlarla karşı karşıya kalmamız mümkün olabilir. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım.